Naber arkadaşlar, harika bende kılınca yeniden birlikteyiz. Bugün Panda'la birlikte elmas kapmaca oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Brave Stars oyunundayız. Bugün oyunda kutu açmaya çalışacağız arkadaşlar. Parayla oyunda elmas satın aldık. Ve bu elmasları kullanarak oyunda kutu açacağız. Ve kutudan da süper kahraman, yani oyundaki savaşçılardan bir tanesini düşürmeye çalışacağız. Ama her zaman galiba savaşçı düşmüyormuş. Başka şeyler falan da çıkıyormuş. Bugün savaşçı düşürmek için uğraşacağız. Umarım çıkar. Çıkmazsa da artık yapacak bir şey yok Panda. Dostum, kutuyu bir tane alabilmek hakkımız var. Bak, mega özel teklif diyor ki 109 tane elmasa ihtiyacımız var. 109 elmaslık kutuyu maalesef alamıyoruz çünkü bizim 89 tane elmasımız var. O yüzden bir tane büyük şu mega kutuyu alabiliyoruz. Tepede de bunlar şey, 60'lık varmış. Tamam. Evet, 60 elmasa bir tane mega kutu var arkadaşlar. Şimdi onu açalım. Evet, bunu açalım. Umarım içinden güzel bir şey çıkar. İnşallah savaşçı gelir. Ya altın geldi ya. Abi, şanssızız ya hakikaten. Evet, bayağı bir güç puanları çıktı ama vay, bayağı bir güç puanı çıktı yalnız. Oo. Evet, bayağı bir güç puanı çıktı. Altın da kazandık ama savaşçı çıkartamadık. Bu kötü oldu. Dostum, ne olacak şimdi? Tamam, 32 elmasımız var. 30'luk büyük kutuyu aç şimdi Panda. Evet arkadaşlar, elmasların hepsini harcıyoruz. Hadi lütfen, lütfen. Na. Yapma bunu ya. Abi ne şanssızız. Evet. Sanırım iki katı bilet hakkı falan da kazandık. Gördüğünüz üzere elmas alsanız da oyundaki kutulardan savaşçı düşürmeniz çok zor arkadaşlar. Kolay değil. Bazı videolarda izlediğimde çok rahat düşürenler falan vardı ama biz maalesef düşüremedik. Neyse, yapacak bir şey yok. Yükseltmeleri tamamlarım bari. El primonun falan. Bu tarz böyle kutu açılımlarını Brave Stars'da yine sonrasında bir kere daha yaparız. Savaşçı düşüremedik maalesef. Toplamda 22 tane mi ne savaşçı vardı. 1000 bileti ulaştığımda da Brock çıkaracağız. Brock'u bugün çıkartalım. Brock'la bugün oynarız. Şimdi hepsini şöyle bir yükseltelim. Birazdan Panda Brock'la girsin. Bakalım nasıl oynayacak, ona bakalım. Evet, gördüğünüz üzere burada savaşçılar var. Bunlardan bir tane az, özellikle Frank, ağır secret'teki Frank'i düşürmemiz, yani bunu çıkartmak için biraz istiyorduk ama maalesef çıkmadı. Alttakiler falan da çok iyi. Savaşçılar çok güzel ama maalesef düşmedi ya. Neyse, şanssızız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapalım Panda? Dövüştüm, hemen yeni etkinliklerden Brock'u düşürelim, çıkartalım yani. Ondan sonra Brock'la savaşarım. Tamam, haydi bakalım, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, az önce oynadık bayağı. Biletimizi 1000 yaptık. 1000 bilet yaptığımızda da Brock açılıyordu. Ve Brock'u alıyoruz. Hazır mıyız? Dostum, Brock gelsin. Vay canına, işte bu. Brock çok havalı dostum. Evet, Brock gerçekten de havalı savaşçılardan biri. Şimdi Brock'la hemen test deneyimine başlayalım. Bakalım nasıl savaşıyormuş, bir görelim. Evet Brock. Bakalım nerede o? Ha, şurada yeni yazıyor zaten. Haydi bakalım Panda, sendeyiz. Şimdi Brock'la tüm oyun etkinliklerine tek tek gireceğiz. Ve Brock'un performansına bakacağız. Yalnız biz El Primo'da çok fazla oynadığımız için iyi oynayamayabiliriz. Brock'a biraz alışmamız uzun sürecek. İlk defa oynuyoruz Brock'la. Haydi bakalım Panda. Dövüştüm. Arkadaşlar, Panda yazan benim işte. En sadiki. Haydi bakalım, başlıyoruz. Panda, Brock yakın temas savaşçısı değil. Uzaktan ateş etmem lazım. Yani çok fazla dipleyine girme, tamam mı? Girme Panda oraya. Alma elmasları. Keserler seni, kaç. Dostum merak etme, 180 canla yırttım ha. Çok fena kaçtım. Tamam, çok fazla yakına girmemen lazım. Al. İşte Brock'un özelliği de yakın temasta çok zayıf. Biz El Primo ile oynarken çok fazla yakın temasta bulunuyor. Yumruk atıyor El Primo. Canı çok fazla, harika dövüşüyor. Ama Brock uzaktan Panda. Ah Panda ah. Gittik gittik, yine gittik. Brock'a alışmak biraz uzun sürecek arkadaşlar. Ama güzel bir savaşçı. Ya ateş ettiğinizde mermileri çok can götürüyor, onu söyleyebilirim. Alma alma alma, alamazsın 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 oradaki elmasları. Kaç kaç Panda kaç. Dörttüm. Adam 50 tane mermi attı üstüme be. Bir de Türkmüş, Eymen yazıyor ismi. Evet, Türkler de oynuyor yine. 6 elmas bizde, neyse. Bu oyun döner mi bilmiyorum ama inşallah kazanırız. Bu ilk oynayışımız arkadaşlar Brock'ta, o yüzden bakmayın şimdi. Çok iyi oynayamıyoruz. Üf be, kes 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 kes. Ha. Aa, ikiniz birden gittiniz. Oha, şu adamla giderse elmaslar bizde mi? Abi elmaslar bizde, rahat. Oo, hepsi bizde hem de. Of, tamam. Dostum işte bu, biz kazanacağız. Sen uzaktan ateş et bana, çok dibine girme. Of, aferin. Helal sana be. Şimdi çözdüm biraz oynamayı. Canımız bu kadarken kaç tane atak yapıyor şu kadarcık canımla. Dostum çok fena oynuyorum, işte bu. İşte bu, işte bu. Bakalım şimdi. Yıldız. Oba, Panda yıldız oyuncu. Nasıl yıldız oyuncu seçiyorsun sen? Eli kere öldü. Neyse, gene de fena değilmiş. Evet, Brock böyle.
Güzel bir karakter arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Bak hareketlere bak. Şimdi hepsine tek tek gidelim. Hepsine tek tek oynayalım. Bakalım Brock'un performansı nasılmış. Şimdi hesaplaşma çift. Takım takım halinde oynayacağız. Adamın ismine bakar mısın? Dostum ona nasıl isim koymuş öyle? O hesaba nasıl girip çıkıyor? Çok değişik bir isim gerçekten. Şimdi kutulara aferin. Panda bu oyunu çözdü artık. Al ya, 2 dakikada öldü takım arkadaşımız. Dostum şimdi bize dalacaklar. Yalnız bulacaklar bizi. Çok fazla gitmemeye çalışacağım. Tamam çok fazla gitme. Gitme. Allah'ım tekerek vesile girme. Dostum işte bu. Sürpriz. Tamam. Takım arkadaşımız yetişti. Az gazdan gidiyordum. Dostum merak etme, onun geleceği süre ona göre ayarladım da atak yaptım. Haydi harikasınız. 4 takım kaldı. Panda ayakta kalmam lazım. Oha harikasınız. Dostum bizim takım çok iyi ha. Abi kaç. Of gittiniz. Çok iyi dediğin anda gittiniz. Dostum ama iyi ataklar yaptı. Adamla iyi oynadık. 2. sırada mıyız? Hayır 4. sıradasınız. Evet 4. sıradasınız maalesef. Bir kere daha mı? Panda bir kere daha giriyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer birinci olabilecek mi? Bu bölümde yani bu hesaplaşma, çift hesaplaşma bölümünde buralarda El Primo'yu falan almanız daha mantıklı. Çünkü yakın temas oyunu bu. Yani bayağı bir dövüşme oyunu bu. Yani uzaktan ateş atarak kimseyi kesmeniz zor. Ben bu oyunlarda genellikle El Primo'yu alıyorum. O çok rahat oluyor. Birinci olmak kolay yani El Primo'yla. Mesela bak şimdi. Bana ateş etsene. Dostum ateş ediyorum. Oğlum kaç kişi geldiler bunlar? Kaç kişi sardılar etrafımızı? 2 dakikada gittiler. Panda ya. Abi herkes takım halinde bize mi daldı? Bu nasıl bir şeydi? Hakikaten pandan deli gibi. Hepsi bize doğru daldı. Evet. Şimdi. Başka ne kaldı? Ödül avı var. Ödül avına girelim bari. Haydi panda. Şu Brock'la bir show yapamadın hala. Neyse ben size dedim arkadaşlar. Brock çok fazla hani... Kolay bir karakter savaşçı değil yani oynaması zor. Uzaktan ateş edip kaçman lazım Brock'ta. Panda yakına girme. Çok kitleyene gidiyorsun adamları. Dörtlüm tamam dediğini yapacağım. Uzaktan ateş at kaç. Ateş et kaç. Üffe 3-0 öndeler. Bakalım bu oyunu kazanabilecekler. Haydi sana güvenirim. O adam bizi keser. Geçmiş olsun. Dörtlüm öyle bir geldi ki üstüme. Öyle bir atak yapıyor ki bir de gitti görüyor musun ne kadar güçlü. Hem kesti hem gitti. Aynen öyle. Bana dalma ola çok güçlü. Ha kestiniz zaten. 6'ya 5 öndeyiz. Karşı tarafın savaşçıları çok sağ olun. Özel savaşçılar var. Bizde de var onlardan bir tane. Brock bir tane biziz herhalde. Haydi panda. Aferin. Ateş. Ya panda son bir canı kalmış. Oo kesti. Dostum son anda ateş ettim son anda ama çok gittim işte. Çok az canım kalmıştı zaten. Özel gücü kullanabilirsin. Bu adam bizi kesecekti. Yine gittik. Adam seri seri ateş ediyor işte bizim mermiler dolmuyor arkadaşlar. Brock çok güzel bir karakter savaşçı ama ben çok fazla sevemedim ya. Dostum. Güzel o kadar ama El Primo kadar güzel değil dostum. El Primo daha güçlü. Evet El Primo sanki. Bir de Nita da çok güçlü. Ayı çıkartan vardı bir tane. O da iyiydi. İşte arkadaşlar kutudan dedik ki savaşçı çıkar ama maalesef çıkmadı. O mega kutulardan böyle güzel savaşçılar düşüyordu ama şans ya. Ama şans da işte onu da mesela parayla alıyorsunuz değil mi? Parayla aldığınızda en azından bir tane savaşçı düşsün ama yok öyle bir şey yok. Maalesef öyle bir şey olmuyor. Of bizim takım show yapıyor şu anda. 28-16 öndesiniz. Dostum bu saatten sonra bizi zor keser bunlar. Çok iyi gidiyorsunuz. Panda roketleri ateşledi. 3 yıldızım var ama bizim takımdaki diğerlerin çok fazla yıldızı var. Panda atak yapıyor. Kesecekler seni. Abi 4 yıldız güzel. 34-16 öndeyiz arkadaşlar. Panda bu el biraz iyi oynadı gibi bilmiyorum. Çok etkisini göremedik ama takım kazanacak. Farkla kazanıyorsunuz. Dostum işte bu. Panda gücü. Evet bu en soldaki adam birinci olmuş. Brock'un da level'i bayağı arttırdık. Şimdi hemen diğer etkinlikleri geçelim ona da bir bakalım. Bakalım şimdi çift hesaplaşmada neler olacak.
Evet, bunda da yine 5 takım var. Bu da az önce girdiğimizde aynı ama ondan biraz daha farklı galiba. Öbüründe böyle canlar falan çıkıyordu bir yerde. Bu böyle normal. Sürekli böyle yeni etkinlik geliyor. Geçen de kasa patlatma vardı. Futbol oynama falan da vardı. Onları da gösterdim. Böyle 5-6 tane etkinlik var arkadaşlar. Robot etkinliği var, onu da göstereyim. Böyle robot zombileri alıyorsunuz. Bunlar gitti herhalde. Tamam, sizi 2 dakikada kesecekler. Abi kaçsana ya. Bu camla ne yapıyorsun? Dursun. Ya benim atam biliyor musun? Şimdi bizim adamı da kesecekler. Oğlum çarılarda kıpırdamaması lazım. Şimdi senin adam neyse, tamam hadi yırttınız. Evet, bir takım arkadaşı gittiğinde diğerinin saklanması gerekiyor. Çünkü öbürü gelmeden o da ölürse oyundan bitiyor yani, oyun gidiyor. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Galiba bu ya. Özel şeyler çıkıyordu, onları toplayarak can mı alıyorduk? O oyun bu olması lazım. Panda, panda çok gidiyorsun, panda çok gidiyorsun. Dörtüm kesiyorum. Oo, kestim. İşte bu 4 takım kaldı. Onlardan biri de biziz. Hadi be, en azından bir ikinci ol. Of, gidiyor adam. Düşme düşme, peşine düşme oranın. Bizim adam gidecek. Gel tepeye çıkın, tepeye çıkın panda. Atak yapma. Kaçın, kaçmanız lazım. Benim size, ben 3. oldunuz. Evet arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu Esters oyunda kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Böyle güzel savaşçılar çıkartıp size göstermeye çalışacağız. Sonra güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.